Meslek lisesinde öğrenci olmanız yetmiyormuş gibi. Bir de Adana'da öğrencisiniz. Adana ile meslek lisesi yan yana geldiği zaman akademisyenlik ya da öğretmenlik istemiyordum. Çünkü bütün Türkiye'ye ulaşmak istiyordum ve onun tadını da YouTube üzerinden almıştım. Ana odam Udemy ve dışarıda eğitim vermek için gittiğim kurumlar. 30 yaşım bitmeden önce 3000 tane ücretsiz yazılım eğitim videosu oluşturmak istiyorum. Bize kendinden bahsedebilir misin? Murat Yücedağ kimdir? Murat Yücedağ, 1993 yılında Elazığ'da doğdum. Elazığ'da doğduktan bir sene sonra Adana'ya yerleştik. Babamın işi gereği yaklaşık 18 yıl Adana'da yaşadık. İlkokul, ortaokul ve liseyi Adana'da tamamladım. 2011 yılında üniversite sınavına gireceğim zaman aynı sene üniversiteyi kazandım ve istediğim bölüm yazılım mühendisliği Türkiye'de sadece Elazığ'da vardı, Fırat Üniversitesi'nde, devlet üniversiteleri arasında ve tekrar kutsal topraklarım olan Elazığ'a geri döndüm. Yalnız şöyle bir şey var. Benim anne tarafı komple Elazığlı. Ben de Elazığlıyım. Annem şey dedi. Ya babanın emekliliğine de az kaldı. Yarın öbür gün kardeşin de üniversiteye giderse 3 parçaya bölünmeyelim. Biz de Elazığ'a gelelim. Ben üniversite sınavına kazandığım zaman 17 yaşındaydım ve kendi kararımı tam olarak verebilecek şeyde değildim. Yetide değildim. Bir şey diyemedim. Mecbur kabullendim. Ve ailemle beraber üniversiteyi birlikte geçirdim. İlk başta çok isyan ettiğim bir süreçti. İşte üniversiteye gittiğim sene akşam ezanı okunuyor. Annem beni arıyor falan. Nerede kaldın? Hani arkadaşlarla 101 oynuyorsun falan. Artık üniversiteye gittiğimi kabullenememişti. Sonra zaman geçtikçe bunu açtık. Ailemle beraber işte 5 yılı Elazığ'da geçirdim. İlk 1-2 senesi biraz böyle şeydi. İsyankardı ama sonra geriye dönüp baktığımda ne çamaşırla uğraşmışım ne bulaşıkla uğraşmışım. Bu süreci sadece kendimi geliştirmeye ayırmışım. Bu şekilde başladı hikayem ve Fırat Üniversitesi'nden mezun oldum yazılım mühendisliği bölümünden. Yazılımcılık hikayen nasıl başladı? Kodlamayla ilk olarak ben meslek lisesinde tanıştım. Meslek lisesinde olmaktan nefret ediyordum. Çünkü meslek lisesinde öğrenci olmanız yetmiyormuş gibi bir de Adana'da öğrencisiniz. Adana ile meslek lisesi yan yana geldiği zaman nasıl bir tablo çıktığını canlandırabiliyorsunuz zihninizde. Hani şu haberlerde sağ üst köşede Adana yazan haberler var ya, gerçekten hepsini bizzat yaşamış biriyim o haberlerin. 10. sınıfta ilk defa C# programlama diliyle tanıştım ve çok sevdim C#'ı. Daha sonra işte üniversiteyi kazanınca yazılım mühendisliği bölümünü çok istiyordum. Bilgisayar öğretmenliği istemiyordum ek puan olmasına rağmen. Yazılım mühendisliğiyle devam ettim. Sonra üniversitede 3. sınıftayken bir öğrenci kulübü aracılığıyla lisede konferanslara gitmeye başladık. Gittiğimiz bir lisede öğrenciler C# çalışıyorsunuz. Bize C# anlatabilir misiniz dediler. Olur dedim, anlatırım. Nereden anlatmam gerekiyor? Skype üzerinden olabilir, Twitch üzerinden olabilir falan. Twitch üzerinden yayın yapmaya başladım. Ücretsiz olarak işte canlı yayın yapıyorum Twitch'ten. Bir süre sonra Twitch'teki kitle büyümeye başladı ve bana şey dediler. Bu derslerin başlangıcı var mı? Ben hiçbir yere kayıt almıyordum. Sonra bunları YouTube'da paylaşma gereği duydum ve tekrar en baştan çekmeye başladım. 11 Temmuz 2014'te YouTube'da ilk videomu yayınladım. Üniversite 3. sınıftaydım o zaman. Sonra devam ettim. Hiç bırakmadım YouTube'da yazılım eğitim videoları çekip yayınlamayı. Akademisyenlik ya da öğretmenlik istemiyordum. Çünkü bütün Türkiye'ye ulaşmak istiyordum ve onun tadını da YouTube üzerinden almıştım. Buradan ilerledim ve işte şu an YouTube'da 65 bini geçen abone sayımız, 8 milyondan fazla izlenmeyle devam ediyorum çalışmalarıma. Şu an herhangi bir yerde çalışıyor musun? Daha doğrusu ana odağın nedir? Enteresan bir çalışma ortamım var benim. 3 arkadaşla beraber paylaştığım bir daire. Dairenin salon kısmı bana ait. Diğer 2 odası bir fizikçi bir de yazılımcı arkadaşıma ait. Salon kısmını ben ofis olarak kullanıyorum. Orada içerik üretiyorum. YouTube, Udemy gibi platformlara içerik üretiyorum. Bunun dışında dışarıda eğitimlere gittiğim kurumlar var. Bir de yayınlamış olduğum kitabım var. Yani yaşamımı tamamen eğitim üzerinden idam ediyorum. YouTube'da çok cüzi bir miktarda reklam gelirim var. Ana odam Udemy ve dışarıda eğitim vermek için gittiğim kurumlar. Bir günün nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun? Sabah saat 7'de uyanıyorum. Ben saat 8'i çeyrek geçe falan ofiste olmuş oluyorum. İlk gittiğimde baktığım şey Udemy'deki satışlar nasıl? Ondan sonra YouTube'un istatistikleri nasıl? YouTube 3 gün geriden geliyor zaten. Videolarımız ne kadar izlenmiş, ne kadar like var, ne kadar dislike var bunlara bakıyorum ve mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Etkileşim çok önemli. Hem YouTube'da hem Udemy'de hem mailde karşısında bir muhatap bulmak istiyor. Zaten YouTube'da başarıyı yakalamamızın sebebini ben buna bağlıyorum. Çünkü karşıdaki kişiye değer veriyorum ve onun sorduğu soruya cevap verme gereği diyorum. Yani vermeliyim o çünkü bana bir soru soruyorsa mutlaka cevap vermeliyim. Bazen
birkaç gün mesela konferanslara ya da workshoplar için il dışına çıktığımda sorulara cevap vermediğimde hemen bana mesaj geliyor işte. Bu da birkaç tane konferansa gitti ya, bir tarafı kalkmaya başladı falan diye. Böyle hiç acımasızca yapıştırıyorlar. O yüzden sabah ilk işim mesajlara cevap vermek. Sonra saat 10'dan sonra bir önceki gün o gün neler çekeceğimi belirlemiş oluyorum. YouTube için eğitim videolarını çekiyorum. Sonra Udemy tarafında bonus dersler varsa onu çekiyorum. Saat 2'den 3'ten sonra da artık çekimi bırakıyorum. Saat 6'ya kadar yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Yeni çıkan frameworkler, kütüphaneler, işte diller, onları deniyorum. Ve bir sonraki günün çekilecek olan konu başlıklarını belirleyip saat 6-6.30 gibi ofisten çıkıyorum. Çalışma ortamını merak ediyorum. Çalışma ortamından da bahsedebilir misin? Şimdi biz iki kişiyiz ofiste. Koordinatörümüzle beraber çalışıyorum. Koordinatörüm benim kardeşim. Kendisiyle yaklaşık 6 aydır birlikte çalışıyoruz. İşte o da bizim video montajlarımızı yapıyor, yüklemeleri yapıyor, mail koordinasyonunu o sağlıyor falan. Ofisimizde şöyle iki farklı masa var. Benim kendi çekimlerimi yaptığım yerde 3 tane masa var. Birinde notlarım var, birinde çekim ekipmanları, birinde de bilgisayarım duruyor. Bu şekilde masamda genel kulaklıklı mikrofonum ve laptopum, klavyem falan. Kendini nasıl besliyorsun? Eğitim işindesin ve kendini sürekli güncel tutman gerekiyor. Sektörü çok yakından takip ediyorum. Özellikle LinkedIn üstünde çok aktif LinkedIn kullanıyorum. Sektörün yeni getirdiği şeylerden geri kalmamam lazım. Yani eğitim platformunun herhalde tek handikabı kendini sürekli yenilemek zorunda oluşun. Yani bugün yenilemezseniz geride kalırsınız. Ondan dolayı sürekli yeni teknolojileri ve trendleri takip etmek gerekiyor. Sektör içinde çalışan arkadaşlarımla sürekli diyalog halindeyim. İşte eşim de zaten yazılım mühendisi, bir bankanın IT'sinde çalışıyor. Onların da çalıştıkları platformları ve dilleri sürekli takip ediyorum. Güncel kalmayı bu sayede başarabiliyorum. Özellikle bir de takip ettiğim bazı yabancı YouTube kanalları var. Yazılım eğitim videoları çekip yayınlayan. Onları da hani bu 3 ile 6 arasında kendimi geliştirmek için ayırıyorum değil mi? Genelde o 3 ile 6 arasını bu yabancı kanallarda çekilen videoları izleyerek geçiriyorum. Yeni başlayacak yazılımcılara ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Bence anahtar olay istikrar. Öncelikle yeni başlayacak birisi, mesela bir mühendislik öğrencisi ya da işte bu işi dışarıdan hobi olarak öğrenip sonrasında meslek haline getirmek isteyen bir kişi, temel syntax dillerinden bir tanesini öğrenerek başlayabilir. İşte C, C++, Java, C# gibi. Bu dillerin zaten syntaxı %90 oranında birbirine aynısı. Bu dillerden bir tanesini öğrendikten sonrasında farklı başlıkları denesin. Yani mobili de denesin, web'i de denesin, yapay zeka, veri tabanı hepsini denesin. En mutlu olduğu alanı gördüğü zaman tamam, bu alan benim alanım ve o alanda uzmanlaşmaya çalışmalı ve çalışmalarını bu yönde yürütmeli. Ama istikrar çok önemli. Mesela YouTube'da 10 farklı yazılım eğitmeni birleşsin, şöyle videolar çeksin. Yazılıma nereden başlanmalı? Bu 10 eğitmenin çektiği ya videolardaki içeriklerin %90'ı birbirinin aynısı. İşte syntax diliyle başlayın, şöyle yapın, böyle yapın şeklinde. Sonra bu 10 eğitmen bir karar alsın. Mesela desin ki arkadaşlar, yazılıma başlamak için en ideal dil C dili mesela. C dili içinde biz birleştik, 50 derslik bir video serisi çektik. Buyurun ücretsiz olarak izleyin. 100 bin kişilik bir kitle olsun elimizde. Bu 100 bin kişi, söyleyeceğim sayıların tamamını çok fazla yazılım kanalında istatistiğini takip ederek oluşturdum. Bu 100 bin kişi birinci dersi izledi, işte Hello World. İkinci dersi kaç kişi izliyor biliyor musunuz? İkinci dersi 40 bin kişi izliyor. Yani birinci dersten ikinci derse geçişte 60 bin kişiyi kaybediyorsunuz. Üçüncü derste bu sayı 18 bine düşüyor. Yani grafik sürekli böyle aşağı doğru gidiyor. Ve en sonda bitiren kişi sayısı, 50 dersin tamamını bitiren kişi sayısı 4 bin civarında. Yani sadece %4'ü o tutorial'ın sonuna kadar izleyip uygulayıp bitiriyor. Bu da işte istikrarsızlıktan kaynaklanıyor. Bu istikrarı yakalayan kişiler, en azından benim çevremde, gerçekten başarılı olan kişiler. Senin Udemy hikayeni başka bir video yapıp kanalda yayınlamıştım. Videoyu izlemek isteyenler sağ üstten buna ulaşabilirler. Merak ettim, bir konuda Udemy'ye kurs ekliyorsun. Nasıl yapıyorsun? 2017 yılının Ekim ayından beri Udemy'deyim. Yani yaklaşık 2 yılı 1 ay geçti. 25 aydır Udemy'deyim. Ve Udemy'de en çok eğitim satan 15 eğitmenden bir tanesiyim. Hatta 10. sıradayım sanırım bu listede. Ya YouTube'da şöyle anlatıyorum ben. Bir oyun hamuru düşünün. Bu oyun hamurunun parçalarını, renklerini ben YouTube'da tanıtıyorum. Bunların, bu oyun hamurunun somut bir şekil haline gelmesini Udemy'de yapıyorum şeklinde. Bu şekilde ilerliyorum. Yani parçaları YouTube'da verip onu proje haline getirme işlemini de Udemy'de gerçekleştiriyorum. Udemy'de şu anda 9 tane kursum var. Bunların 8 tanesi proje bazlı ilerlenen kurslar. Sadece bir C# kursunu da parça parça anlattım. Onda da zaten her 4 bölümde, 5 bölümde bir proje yaparak ilerledik. Tabii bir de senin YouTube kanalın var.
Yazılımda fırsat eşitliği ve toplumda yazılım farkındalığı mottonda içerikler üretiyorsun. Neler söylemek istersin? YouTube benim için çok güzel bir yer. Önce şunu söyleyeyim, ben YouTuber değilim. Az önce sizin söylediğiniz tabiri. İçerik üreticisiyim. Çünkü YouTuber'lık deyince aklıma hani şu şey videoları geliyor. İşte babaanneme ölme şakası yaptım, saçımı maviye boyattım falan. Böyle videolar geliyor aklıma. Ben sadece yazılım eğitim videoları çekerek YouTube'da kalmaya çalışıyorum. Ve böyle bir platformda sadece yazılım eğitim videoları çekerek ayakta kalmak çok kolay değil. Bugün 65 bin aboneye ulaştık. 65 bin de devirdik. Amacım en kısa sürede bunu 100 bine taşımak. 8 milyonun üzerinde izlenmemiz var. Günlük 10 bin civarında izlenme alıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Şu anda YouTube'da 1100 tane ücretsiz eğitim videom var. Hedefim bunu 3000'e çıkarmak. Ve bunu 3000'e çıkarmak için kendime koyduğum sürede önümüzdeki 4 yıl içinde, yani 30 yaşım bitmeden önce 3000 tane ücretsiz yazılım eğitim videosu oluşturmak istiyorum. Bu noktada da hani eğitim bazında misyon aldığımda 2 kişi var. Bu zaten kanalımızın hakkında kısmında da yazıyor. Bir tanesi bence Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitimcisi Hasan Ali Yücel. Bir tanesi de onun yol arkadaşı İsmail Hakkı Tonkuç. Bunların yaşam hikayesi beni çok etkiledi. Ve onların yaşam hikayesinden aldığım ilhamla YouTube'da ücretsiz olarak 3000 tane ücretsiz yazılım eğitim videosu çekip yayınlamayı planlıyorum. Bunun 3'te 1'den fazlasını tamamladım. Hayatında hiç kırılma anın oldu mu? Evet, son 3 yıldır her yıl Ekim ayı benim için kırılma anı oluyor. 2016'nın Ekim'inde ben ofisimi kurdum İstanbul'da. 2017'nin Ekim'inde Udemy'ye girdim. 2018'in Ekim'inde DKXN yayıncılıkla bir kitap çalışması yaptım ve C# eğitim kitabı adıyla bir kitap çıkardım. Şimdi 2019'un Ekim'inde de şu an somut bir şey yok ama şöyle ki bir İstanbul'daki bir kuluçka merkezinde bir eğitmenlik daveti aldım. Bununla ilgili 2 tane toplantı yaptık. Toplantılar Ekim ayında oldu ama sonuçları Kasım ayında açıklanacak. Ekim ayları bana hep uğurlu geldi. Yani inanıyorum ki o toplantının sonucunda olumlu bir mail dönüşü alacağım ve inşallah bu da 2019'un Ekim'inin bana hediyesi olacak. İçerik üreticilik hayatında ilginç veya unutamadığım bir hikayem var mı? Konferanslarda çok sık anlattığım işi. Bizim Facebook'ta C# dersleri diye bir grubumuz var. Grubun şu anda 35 bin civarında üyesi var. Geçtiğimiz sene 11. sınıfa giden bir Anadolu Lisesi öğrencisi bir gönderi paylaştı. Dedi ki gruptaki bütün arkadaşlara ve Murat Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Yazılımda ilk paramı kazandım. Şimdi yazılımda ilk paramı kazandım deyince aklımıza gelen şey ya proje yapıp satmıştır ya bir reklam geliri falan. Öyle bir şey düşündük veya birinin ödevini yapmıştır diye. Altına yorumlar geldi. O kardeşim hayırlı olsun ne kadar kazandın falan diye. Çocuk şöyle uzun bir yorum yazmış bunların altına. Diyor ki hocanın YouTube'da çekmiş olduğu 100 derslik C# eğitim videoları vardı. Ben onu izliyordum 1, 2, 3, 4 diye. Sonra serinin 10. dersine geldim. Hoca random sınıfını kullanarak 2 boyutlu bir at yarışı uygulaması yazmış. Atlar soldan sağa doğru rastgele piksel değerleri alıyor ve koşuyor. Finish çizgisine ilk ulaşan at yarışı kazanıyor. Böyle bir oyun. Hoca orada 3 tane at kullanmıştı. Ben 2 tane daha at ekledim. 5 at oldu. Sonra sınıfımdaki arkadaşlarıma bahis oynattım diyor. Arkadaşlarımdan at başına 50 kuruş para alıyorum. Tahmin başına 2,5 lira para toplanıyor. Kim kazanırsa 2 lirayı ona veriyorum. 50 kuruş bana kalıyor diyor. O günün sonunda 12 lira para kazandım yazmış. Yani etik değerleri ayrı. O tartışılır. Ama girişimcilik mi? Bence 10 numara bir girişimcilik. Ve hiç unutamayacağım bir olay. İşte ya bunun bir büyüğü herhalde Çiftlik Bank yani. Çok güzel bir model yani. Bana işini yapmaktaki mutluluğu tarif edebilir misin? En güzel tarafı son videoya ulaşmak. Yani YouTube ağırlıklı konuşacağım. YouTube'da çekmiş olduğum videolarda hep şey vardı. 50 derste işte C, 60 derste SQL, 100 derste C# falan diye. Özellikle proje bazlı gittiğimiz videolarda son derste ben şunu istiyorum. Arkadaşlar bitti. Bu süreç içerisinde yapmış olduğunuz projelere ait ekran görüntülerini hızlı resim sitelerine yükleyip videonun altına yorum olarak paylaşın. Orada öğrencilerin somut olarak bir şey üretmiş olması beni inanılmaz motive ediyor. Aslında biraz önce bir soru gelecekti bununla ilgili de onun da cevabı olacak bu. Beni motive eden şeylerden bir tanesi bu. Öğrencilerin o 50 dersi, 100 dersi seyredip sonunda somut olarak bir şey öğretip bunu size paylaşması çok keyifli ve çok güzel bir şey. 6 milyon TL'nin olsaydı Türkiye'de yazılım alanında ne yapardın? Bununla ilgili bir hayalim var. Bunun 2 milyon TL'sini kendi kurmak istediğim yazılım eğitim akademisine ayırırdım. 2 milyon TL sermayeye ihtiyacım var. Buradan melek yatırımcılara seslenmek istiyorum. Kalan 4 milyon liraya da kendim melek yatırımcılık yapardım ve startuplara destek olurdum. Yani bu şekilde harcardım bu parayı. Çaycı mısın yoksa kahveci mi? Ben lise stajımı bir
bilgisayar markası Akdeniz Bölge Müdürlüğü'nde yaptım. Oradaki teknisyenler sabahları geldiğimiz zaman aç karnına kahve içiyorlardı. Ben hiç o zamana kadar kahve içmemiştim. Ya, çok merak ettim. Bir gün ben de kahve içmek istedim. Bir yudum aldım ve midem bulandı. Hiç hoşuma gitmedi kahve. Ondan sonra bir daha hiç kahve içmedim o olaydan sonra. Sonra geçen sene işte eşimi istemeye gittiğimiz zaman kız isteme merasiminde ben eşimle şey rica ettim. Bak lütfen bana kahve getirme. Sıcak çikolata falan yap diyordum böyle şeyin içerisinde. Ya zaten aynı renk yani kimse fark etmez falan. Ondan sonra yok dedi işte illa kahve gelecek falan. Ben halledeceğim onu merak etme içeceksin. Hiç kahve içmemiş biriyim. Bana kahve getirdi. İçtim bir yudum. Bir yudum daha içtim. 3 yudum içtim toplamda. Böyle şey şaşırdı. Nasıl ya o tuzlu kahveyi nasıl içtin? Tuzluymuş. Ben kahvenin tadını o zannediyorum. Yani kahve böyle bir şeymiş diye düşünüyordum. O da herhalde hani kahve içmeyen bir adama yapılacak en büyük kötülük oldu. Yani bir 50 yaşıma kadar da içmem diye. Ben çaycıyım. Bol bol çay tüketiyorum. Çaycısın yani evet. Değil mi? Evet. Çay kahve insan hakkında neler düşünüyorsun? Ya burayı keşfedeli bir yıl falan oldu. Hep böyle konuk olmak istediğim bir yerdi burası. Çok beğendiğim güzel bir platform. Bizde doğru bir tabir olacak mı bilmiyorum da Türkiye'de gençlerin yönlendirilmesi konusunda akıl hocalarına ihtiyaç var. Ve bu noktada üniversitelerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Üniversitede eğitimler teoriden ibaret kalıyor. İşte böyle platformlar üzerinden gençler yönlenecekleri alanları keşfediyorlar. İşte buraya hani frontendçi de geliyor, veri tabanı yönetim sistemi uzmanı da geliyor veya yapay zeka çalışan da geliyor veya eğitimci de geliyor. Ondan dolayı böyle girişimlerin daha çok artmasından yanayım ki gençler doğru noktalara ulaşma konusunda tecrübeli kişilerden faydalansınlar. Eklemek veya bahsetmek istediğin bir konun var mı? Konferans havasında geçti gibi benim için. Biz gittiğimiz bütün konferansları ve workshopları bir cümleyle bitiriyorduk. Burayı da aynı cümleyle bitireyim. Hani genç arkadaşlara küçük bir tavsiye olsun bu. Mustafa Kemal'in 23 Nisan çocuklar için söylediği bir söz var. Şöyle diyor Mustafa Kemal. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin birer gülü, parlayan, ışık saçan yıldızı olacaksınız. Kendinizin ne kadar kıymetli olduğunu bilerek ona göre çalışın. Çünkü sizlerden çok şey bekliyoruz. Yazılımın, teknolojinin ve kodlamanın daha çok konuşulacağı güzel günlerde buluşmak temennisiyiz.